yayınımıza pazar gününüzü ayırıp katıldığınız için öncelikle bütün takipçilerimize çok çok teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Türkiye'de IT sektöründe 20 yılın üzerinde profesyonel olarak çalışan biri EB1 alabilir miyim? Ve bunun şartları nelerdir diye soruyor. Sayın değerli takipçimiz, kişilerin EB1 denilen Green Card'a geçiş yapmaları, yani Green Card'ı bu EB1 kategorisinden alabilmesi için hangi sektörde yer aldığı bazen çok fark etmeyebilir. Önemli olan yer aldığı sektördeki kişinin başarısı, kazandırdıkları katkıları. Dolayısıyla siz IT sektöründe yer alan biri olarak yaptığınız çalışmalar ya da buluşlar ya da kazanımlar epey bir recognition dedikleri, yani epey bir dikkat gördüyse, epey bir ilgi çektiyse ve başkalarının çalışmalarında size atıfta bulunuyorsalar, size referansta bulunuyorsalar ve bundan dolayı aldığınız ödüller, başarılar ve çalıştığınız bu 20 yıllık geçmişte çok başarılı yerli projelerde, çok iyi yerlerde çalıştıysanız bu sizi EB1 noktasında EB1'den yeşil kartı, green kartı alma yolunda ilerletir. Dolayısıyla buradaki önemli olan nokta, bizim genelde tavsiyemiz, çok detaylı bir özgeçmiş hazırlaması kişinin ve bu özgeçmişine baktığımızda çalıştığı yerler, çalıştığı projeler, yaptığı buluşlar, yaptığı kazanımlar ya da araştırmalar ya da baskılar, makaleler ve aldığı ödüller, onun belki işte bir yerlerde bilirkişi olarak gösterilmesi tarzı bütün böyle bulguları, kanıtları, haberleri bir araya getirmesini istiyoruz ki bu noktada kendisinin buna geçiş yapıp yapamayacağını mümkün hale getirelim. Dolayısıyla EB1 çok önemli bir green card kategorisi ve gerçekten alınabilen bir kategori. Siz başarılı, bu dediğimiz şartlarda başarıları sahipseniz alamamanız için de bir engel söz konusu değildir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.